Şimdi biz bu sisteme niçin boyun eğmeme taraftarıyız? Biz bu rejime niçin boyun eğmeme taraftarıyız? Boyun eğmemekten kastım şudur. Ben bu sistemi, bu rejimi inanç olarak kabul etmiyorum. Kur'an'a ve sünnete ne muhalifse hepsini reddediyorum. Şimdi rejim diyor ki inancını özgür bir şekilde anlatabilirsin. Biz de onu yapıyoruz. Niye halen hapsediyorsunuz? İnancını özgür bir şekilde anlatmam için insanlara ulaşmam gerekli. Doğru mu? Evet. İnsanlara ulaşmam için engeller niye için koyuyorsun? Niçin bizim adımızı terörist olarak ilan ettiriyorsun? Sen bunu belki direkt yapmıyorsun ama farklı farklı medya ağlarıyla beraber bunu yapıyorsunuz. Üstünüzden etmek isterdim ama böyle bir sistem değil. Çünkü biz bu sistemin acısını, bu sistemin zulmünü yaşayan insanlarız. Bizim yaşadığımız şeyi başkası yaşamadığı sürece anlayamaz. Bugün toplumun bizlere bakış açısına baktığımız zaman toplum şöyle bakıyor. Bunlar neye karşı? Devlete karşı. Hiç demiyor ki laik rejime karşı bu insanlar. Devletin neyine karşı olacaksın? Devletin içerisini İslam devletiyle doldur. Herhangi bir şekilde karşı durabilir miyiz? Karşı duramayız. Bunlar devletin işte falanca yapısına karşı, filanca yapısına karşı, falanca kurumuna karşı. Ya bunlar da her şeye karşı diyorlar. Aslında şunu düşünmüyor. Şimdi batıl yeryüzünde o kadar fazla ki sen batılı tek tek saymakla insan şunu söyleyebilir. Ya bu tüm bunlara mı karşısın diyebilir ama bir insan hakkı eğer savunuyor ise evet bütün bunlara karşı olmakla mükelleftir. Ki Allah yeryüzündeki çoğunluğa uyarsan seni saptırır diyor. Yani çoğunluğun hak olarak ölçü olmadığını yani özetle Allah da çoğunluğu reddediyor. Allah da çoğunluğun sapıklıkta olduğundan bahsediyor. Hak ehli olduğunu söylüyor ise hakkın dışında bütün her şeye karşı olmakla mükellefsin. Bizim bu dünyaya gelme amacımız Allah subhanahu ve teala'ya ibadet etmektir. Allah subhanahu ve teala'ya şirk koşmamaktır. Onunla ölçüşen, onunla inatlaşan, onun ilahlığına göz diken, onun Rabbine göz diken kurumlar, kuruluşlar ne kadar varsa, kişiler varsa hepsini reddetmektir. Benim yeryüzündeki amacım bu, yaratılış amacım bu. Bu yüzden toplum olarak şunu öncelikle bir düşünmeniz gerekli. Sizin Kur'an'a ve sünnete olan güveninizi bu sistem yerle bir etmiş. Kur'an'a ve sünnete olan inancınızla yerle bir etmiş. Kur'an'a ve sünnete olan yakınınızdan da uzaklaştırmış. Bu yüzden İslam'ı daha davayı tevhid anlatan insanları tanıyamıyorsunuz. Şimdi ben şöyle bir şey söylesem. Bir gün Kızılay'a gittiniz. Kan bağışı verdiniz. Kızılay bir gün evinize bir kağıt gönderdi. Dedi ki işte kanınıza falan baktık. Laboratuvara soktuk. Deneylere, incelemelere tabi tuttuk. Ve kağıdın altında da kendi mühürleri var. Yani itibar etmeyeceğiniz bir şey de değil. Ve kağıdın içinde de yazıyor ki böyle böyle kansersiniz. Kan kanserisiniz, bilmem dalak kanserisiniz, bağırsak kanserisiniz neyse. Şimdi sormak istediğim şey şu. Bu kağıt elinize geldiğinde, altında mühürünü gördüğünüzde sizler bu kağıdın Kızılay'dan geldiğine inandınız, doğru mu? Evet. Peki o Kızılay'dan gönderilen kağıdın içinde verilen hastalığa da inandınız. Ve artık kendinizin o şekilde hasta olduğuna iman ediyorsunuz. Şimdi Kızılay'a güvendiniz. Gönderdiği kağıda güvendiniz. İçerisinde sizin hangi hastalığa yakalandığınızı söyleyen yazılara da güvendiniz. Şimdi asıl soru şu. Sizler Allah'a iman ettiğinizi söylüyorsunuz. Onun size gönderdiği kitaba iman ettiğini söylüyorsunuz. O kitabın içerisinde yazılanlara da iman ettiğinizi söylüyorsunuz. Ama hiç kanser olmamış gibi yaşamaya devam ediyorsunuz. Hiç hasta değilmişsiniz gibi yaşamaya devam ediyorsunuz. Şimdi Allah rızası için. O Kızılay'ın gönderdiği kağıdın içerisinde hastalığınızdan bahsetti. İçiniz içinizi yedi. Birçok araştırdınız, soruşturdunuz. Hatta bu kağıttan sonra farklı farklı hastanelere dolaştınız. Bu hastalığınızı gidermek için. Buna iman ettiğinizden dolayı, inandığınızdan dolayı bunları yapıyorsunuz. Bu hareketlere bürünüyorsunuz. Allah rızası için. O zaman yalan söylemeyin. Siz Allah'a inanmış olsaydınız, kitabına iman etmiş olurdunuz. Kitabına inanmış olsaydınız, içindeki yazanlara dikkat etmiş olurdunuz ki o kitabın içerisinde bugün bu toplumun kanserden daha büyük pisliğe bulaştığından bahsediyor. İşte o pisliğin, o hastalığın ismi de şirk hastalığıdır. O yüzden şunu söylüyoruz ki bu toplum şirk hastalığına yakalanmış ve Allah subhanahu ve teala'nın bir açın Kur'an'a bir bakın bakalım. Şirke yakalanmış insanların yaptığı ameller, iyilikler Allah subhanahu ve teala'nın katında kabul ediliyor mu? İstediğiniz ameli yapın, istediğiniz şeyi yapın. Siz çünkü yeryüzünde en büyük hatayı, en büyük suçu işliyorsunuz. O da şirk. Şimdi Allah rızası için. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gitseniz deseniz ki ben Kılıçdaroğlu'nu da Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorum. Buna izin verir misin deseniz acaba size ne der? Ya da Demirtaş'ı da ben Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorum. Ya da Kahramanoğlu'nu da Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorum dediği zaman ne der size? Ya da kendi alt tabakasından, kendi partisinden olan bir insanın Cumhurbaşkanı olarak görmek istediğinizi söylediğinizde acaba size ne der? Sizin Cumhurbaşkanınız dahi kendisine ortak kılınmasını istemez iken, kendisine şirk koşulmasını
koşulmasını istemezken Allah Subhanahu ve Teala nasıl şirk koşulmasını normal bir şey görür de yaptığınız iyiliklerle, yaptığınız iyi işlerle kendinizin cennetlik olabileceğini düşünürsünüz. Allah Subhanahu ve Teala ayetinde belirtiyor ki, diyor ki onlar doğru yolda olduğunu zannediyorlar. Kimler? Allah Subhanahu ve Teala'ya şirk koşanlar. Allah Subhanahu ve Teala'nın yolunda olduğunu zannedip Allah'a şirk koşan insanlar. Allah Subhanahu ve Teala diyor ki ayetinde, çalışma bakımından en büyük kayba uğrayan kimselere size haber verelim mi? Bunlar güzel iş yaptıkları halde dünyadaki bütün çabaları boşa gitmiş kimselerdir. Demek ki güzel iş yaptığımızı zannetmemiz bize doğru yolda olduğumuzu göstermez. O güzel işin nasıl kabul edileceği, o güzel işin ne şekilde Allah Subhanahu ve Teala'nın katında meşru olabileceğini biz kitaptan ve onun gösterdiği lider Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenmemiz gerekli. Aksi halde yaptığımız işler boşa gidiyor. Yaptığımız bu kadar çalışmamız boşa gidiyor. Ben falanca cemaatteyim, adamlar sabah akşam Allah Allah diyor. Peygamber'e durmadan salavat getiriyorlar. Siz bunlara da mı yanlış olduklarını söylüyorsunuz? Demeyin. Allah Allah demekle olmuyor bu işler. Allah Allah diyen insanlar aynı şekilde söyledikleri kadar da Allah Subhanahu ve Teala'ya şirk koşuyorlar. Bu nasıl olacak? Allah Allah diyen insanları bir şeylerden koruduklarını, bir şeylerden uzaklaştırdıklarını söylediğiniz cemaatler şirke çağırıyorlar. Şirke sokuyorlar insanları. Şirk üzere insanların ölmesi için onları oyalıyorlar. Allah rızası için bir akledip düşünelim. Söylediğimiz sözler Kur'an'a ve sünnete uymuyor. Yaptığımız işler güzel zannettiğimiz işler olsa da Allah Subhanahu ve Teala'nın dediği gibi o amellerimiz boşa gidiyor. Bu ayetleri açın okuyun. Yaptığı işlerle insanları ölçülemeyin. Elbette güzel işler yapan saygılı, edepli, ahlaklı olan insanlara saygı gösterebiliriz. Onlara iyi davranabiliriz. Bunu da Allah Subhanahu ve Teala kitabında bahsediyor. Sizlere din uğrunda savaşmaya ve sizi yurtlarınızdan çıkartmayan insanlara Allah iyi ve adaletli davranmanızı meyetmez diyor Allah Subhanahu ve Teala. Ya da sen sevdiklerini idare edemezsin diyerek Ebu Talip gibi bir insanı Allah'ın Resulü'nün sevdiğinden bahsediyor. Demek ki bizler Müslümanlar olarak evet iyi işler yapanlar, edepli, ahlaklı, güzel konuşma sergileyen insanlara karşı güzel bir şekilde davranabiliriz. Onlarla konuşabiliriz ama bu insanlar istediği kadar iyi olsun. Allah Subhanahu ve Teala'nın en büyük suç dediği bir suçu işliyor ise biz onlar için üzülürüz. Lakin gerçeği de söylemekten çekinmeyiz. Çünkü bizler onlara eğer bugünkü hakkın üzerine örten hocayım diyen insanlar gibi konuşursak insanın canlı canlı yandığını izleyen insanlardan hiçbir farkımız olmaz. Ben bizleri ne zaman anlarsınız da demiyorum. Ben Allah Subhanahu ve Teala'nın kitabını ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini bu şekilde giderseniz ahirette çok güzel anlayacaksınız ama Allah Subhanahu ve Teala bugün bu dünyada bırakacağınız bütün her şeye bir daha sizi geri göndermeyecek. Artık Allah'la baş başa olacaksınız. Biz şunu söylüyoruz. Sizlere Allah Subhanahu ve Teala sonsuz bir hayatı vaat etti. Bu sizin çevrenizde olan annenizdir, babanızdır, kardeşinizdir, eşinizdir, çocuklarınızdır. Sizlere ne vaat edebilir ki hepsini Allah Subhanahu ve Teala sizlere vermiştir. Bu dünya hayatına aldanmayın. Allah Subhanahu ve Teala'nın katına çıkacaksınız, huzuruna çıkacaksınız. Niçin bu dünyadayken Kur'an'ı ve sünneti tatbik etmek varken, niçin Allah Subhanahu ve Teala'nın istediklerini bu dünyada yapmak varken, niçin bu kadar riski göze alıyorsunuz? Kendinize bir durun da sorun. Ben sizleri Kur'an'a yönlendirebilirsem Allah Subhanahu ve Teala'nın izniyle de Rabbim o kitabı size kolaylaştırsın ve sizlerin rahatlıkla anlamanızı nasip etsin. Ama o kitaba başladığınız zaman korkularınızı bir kenara bırakın. İşten çıkarılmayı, el alem ne derleri, babam ne derleri, annem ne derleri, eşim ne derleri, çocuğum ne olur gibi vesveseleri bir kenara bırakın. O kitaba kendinizi bırakın. O kitabı o şekilde okuyun. Senin için, benim için, bizim için indirdiği ayetlere teslim olalım. İşte ahiret günü göreceğiz ki eğer Allah Subhanahu ve Teala'nın istediği şekilde yaşarsak bugün korktuğumuz şeyler o gün kurtulduğumuz şeyden daha azmış. Bugün nimet olarak, bugün zenginlik olarak, bazı menfaatler olarak terk ettiğimiz şeyler o gün Allah Subhanahu ve Teala'nın vereceği cennetten daha azmış. Dünyada korktuğumuz bazı azap diye gördüğümüz şeyler Allah Subhanahu ve Teala'nın ahirette vereceği azaptan daha azmış. Elhamdülillah diyeceğiz. Bitti yeryüzündeki benim bütün sıkıntılarım, bütün dertlerim bitti. Halbuki ben yeryüzündeki düşündüğüm sıkıntılar sanki bana sonsuzmuş gibi geliyordu. Bütün çektiğim onca sıkıntı hiç bitmeyecekmiş gibi geliyordu. Elhamdülillah diyeceğiz.